Merhaba arkadaşlar. Kumluca yağlı güreşleriyle beraberiz. Kumluca güreşlerinde belediye başkanım Sorturoğlu bir sorunlar yaşamışlardı. İbrahim Türk İşleri Federasyon Başkanı'yla. Orada da bayağı bir şov yapmış. Aslında İbrahim Türk İşleri dinleyince kendisine ulaşılamadığı, defalarca lige katılmaları konusunda yani bayağı bir kendilerine ulaşmaya çalışmışlar. Hiç her seferinde dışarıdalarmış, yurt dışındalarmış, görüşememişler falan. İbrahim Türk İş bayağı bir açıklayınca yani Mustafa Feroğlu burada tabii biraz şov yapıyor gibi geldi bana. Yani çok da doğru hareketler değil. Yani federasyon var, her şeyin kanunu var, kuralı var. Ona göre yapılacak bir yağlı işler. Bilmiyorum artık yani. Böyle suçlamalar da çok doğru değil yani. Güreşin başında. Yani devam etmiş. Bayağı bir İbrahim Türk bir şey laf söylemiş. Ben yeni federasyon başkanı da çok yani alışılmış sistemi değiştirmeye çalışınca böyle sorunlar oluyor. İyi yolda ilerlediğini düşünüyorum. Birinci turdayız arkadaşlar. Burada Recep Kara rahat bir galibiyet alıyor. Arka kapışta İsmail Balaban Hüseyin rahat geçiyor. Burada Kürşat Korkmaz. Kürşat Korkmaz rakibini mağlup ediyor. Çok güzel güreşler olmuş arkadaşlar ve bunun en güzel yenişi bence şaktan tutup Tanju Gemici tek eliyle Serdar Yıldırım çok güzel bir yeniş yapıyor. Yani çok değişik, ilk defa gördüm böyle bir yeniş. Tanju Gemici bu sene beklenenlerin, yani söylenenleri yapıyor herhalde. Biraz gelişim kaydetmiş bu sene, iyi başladı. Dün de Alaçam'da birinciliği elde etmişti. Bugün de iyi performans gösterdi. Çok güzel de bir iniş yapmış yani. Orhan Okulu burada ilk turda rahat kazanıyor. Orhan Okulu da sakatlandı bir ara. Geçen sene Elmalı'da Ali Gürbüz karşısında yaşadığı sakatlığa benzer bir sakatlık yaşamış. Geçmiş olsun dedi. Ali Gürbüz klasik oyunu olan Suer. Karabucak çırpması da deniyor buna. Serttirme yapmış. Bunu geçen kim yapmıştı? Mustafa Taş yapmıştı. Yani güzel bir şey. Nesilden nesile aktarılıyor. Mustafa Taş'ın da rahat bir şekilde bu oyunu yapması güzel. İsmail Koç da yaptı. İsmail Koç da yapıyor. Yani güzel aktarılması. Güzel bir oyun. Yusuf Can Zeybek Yıldır'a yakın. Bayağı bir yıllara yakın alçılığına güvendiği için savunma yaparak geçti ama sonunda o anlamada kazandı. Yusuf Can Zeybek. Yıllara yakın da çok iyi başladı. Biraz daha böyle güreşi girerse, kendini geliştirirse savunması çok iyi. Çok iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum. Ali İhsan Batmaz burada. Geçen senin baş pehlivan, başaltı birincisi. Güzel kazanmış. Osman Aynur, Salih Eninci bu anlamı da geçiyor. Burada Hasan Cengiz bu anlamı da kazanıyor. Ali Yanatma'ya karşı. Burada Faruk Akkoyun 3. ihtarla kazanıyor. Güzel mücadele oldu. Özellikle puanlamalar, çok güzel puanlamalar oldu. İyi geçti yani genel olarak. Beklentinin üzerindeydi yani. Yalçın Öncülü Serkan Serttürk puanlamada geçiyor. Bu da bayağı bir uzun sürdü hocam mücadele. Serkan Serttürk sen misin dalmaya çalışan biri kafasına bastı. Oradan kasa buldu.
Yalçın Öncü de deniyor ama bir türlü kendisini o yukarıya taşıyacak galibiyetleri elde edemiyor. Mehmet Yeşilyeşil, Turan Balaban. Mehmet Yeşilyeşil puanlamalarda her zaman iyidir zaten. Balaban'ı mağlup ediyor. İkinci turdayız arkadaşlar. Puanlamalar çok güzel geçti. Güzel geçti. İlk turlar güzel geçti yani. Burada İsmail Balaban, Nedim Güreli. İsmail Balaban'ın klasik çeviklik hareketleri. Çok güzel yemiş ya. Çok güzel bir olmuş. Bakın. Kaldırılıyla beraber Çangal'ı yetiştirmiş ama. Güzel yemiş ya. Tebrik ederim. Çok güzel yemiş. Burada da Kürşat Korkmaz Gönül, pardon, Mustafa Doğan Özkaya değil mi? Mustafa Doğan Özkaya. Mustafa Doğan Özkaya puanlamada Özkan Yılmaz'ı yeniyor. Mustafa Doğan Özkaya da Gönül iyi isimlerinden biri. Kürşat Korkmaz da öyleydi. Hatta Hüseyin Gümüşal'ına çok ciddi bir puanlama yaptılar ama mağlup oldu, ama verdiği mücadeleyle herkesin alkışlarını aldı. Çok iyiydi yani. Mustafa Doğan Özkaya fiziğinin mağdur oluyor ya. Ama ona rağmen çok iyi mücadele ediyor. Tebrik ediyorum. Tanju Gemici yine coştu. Serhat Gökmen'i bu sefer çok zor anlar yaşatıyor. Serhat Gökmen'i burada bitirdi arkadaşlar yani. Bitirdi yani, Serhat Gökmen gibi bir ismi. O da bitirdi, tüketti yani. Sonrasında da rahat kazandı. Bu da bütün eforunu aldı yani Serhat Gökmen. Tanju Gemici teknik çalışıyor diye düşünüyorum. Fiziği de, fizik kondisyonu da bayağı iyi. Dün güreşten geldi yani, Samsun'dan buraya geldi. Orada birinci olup geldi. Yine de iyi performans gösterdi. Burada da devamında da pozisyon. Artık Serhat Gökmen'in pek rücu edecek hali kalmadı. Tabii rakibi de 130 kilo yani. Ali Gülbüz, Faruk Akkoyun'un güzel bir budamayla puanlamada yeniyor. Ali Gülbüz toparlamış kendini. Daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Manavgat'ta daha 10 gün falan var. Manavgat güreşlerinde kendisi de bir söyledi yani. Manavgat güreşlerinde Akkoyun, Karakoyun ortaya çıkacak gibi bir söylemi var. Ya burada çok talihsiz bir olay var arkadaşlar. Tekrarını televizyon bile vermedi. Yani Karaman'ın kısmete indi aşağıya. Daha kısıtlı olabilirdi. Kürşat Korkmaz puanlamadığı ile Karaman'ı yeniyor. Şaktan çekince yani kısmet düşmüş. Yani kalçası görünmüş artık. Burada Osman Aynur 3. ihtarı aldırıp kazanıyor arkadaşlar. O Recep Kara'ya karşı. Çok uzun sürdü zaten mücadele. Recep Kara da son zamanlarını sürdü. Ertuğrul Dağdevre'nin puanlamada kazandı. Burada da Orhan Okul'un yeniliş arkası. Orhan Okul'u anladığım kadarıyla sakatlanıyor. Sakatlandığı için de hani böyle bir şey öğrendim. Sakatlanınca insan sakatlanıp bırakırsa bir şey 10 gün güreşemiyormuş gibi bir teyit edemediğim bir kural var. O yüzden sakatlanıp devam ediyor. Devam edince de yeniliyor yani diye bir duyumlarım oldu izleyen arkadaşlardan. Mustafa Doğan Özkaya.
Şu anlamada Serkan Selçuk bilmiyor. Kulağa şansla iyi gitmiş Doğa ve taklasını atıyor. Renkli bir kişilik ya, çok güzel. Yani Orhan Okulu sakatlanıyor. Sakatlığın devam ediyor. Rahat bir şekilde yeniliyor arkadaşlar Orhan Okulu. İşte bunun en çekişmeli ve tartışmalı pozisyonu. Ali Gürbüz burada tam kazandım yakalıyorum derken Tanju Gemici bir anda üstünden atlıyor ve puanı tartışıldı burada. 3 nokta kuralı kalktığı için şurada dirseği değdiği için herhalde verdiler. Hakem vermese de. Devam ediyor. Ali Gürbüz burada toparlanmaya çalışırken sanırım şurada açık düştü gibi de bir söylem oldu. Ama ilk pozisyonda verdiler diye düşünüyorum. Çünkü dirseği değdiği anda Tanju da tam hakimiyeti sağlamış gibi. Bakın. Ali Gürbüz'ün burada eksikliği, yani şurada daha çevik davransa puan alabilirdi. Ali Gürbüz'ün biraz eksikleri var. Bence. Geçirdiği grip hastalık falan varmış. Yeni bir toparlıyor kendini anladığım kadarıyla. Yani Ali Gül, yani Tanju Gemici'den daha hantal kalması o anlamda kendisi için kötü yani. Ya bu burada Hüseyin Gümüşyalan en iyisi, hiçbir şey diyemeyiz ama burada Tanju Gemici'den biraz daha tip olmasını beklerdim. Tanju Gemici de helal olsun, yani bir anda beklenmediği şeyin üzerinden atlayıp şurada arkadaşlar dirseği değdiği anda sanırım verdiler diye düşünüyorum. Yani artık ya mücadele orada dirseği değdi diye verdiler diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok açık düşümü de yok. Zaten hakem ikinci pozisyonda vardı ama bence ilk pozisyonda olmuş gibi. Hüseyin Gümüşoğlan, İsmail Erkalı en iyi yaptığı iş. Çok iyi budamayı yaparak bu anlamda iniyor. Bir anda onu çok yapıyor Hüseyin Gürşalan. Çok periyonda bu şekilde yendi. Bugün güzel gençlerden biri daha arkadaşlar. Hasan Cengiz'i Ertuğrul Dağdeviren Kasnak'tan bakın. Bu sene Ertuğrul Dağdeviren çok iyi geliyor ya. Yine kürsüde görürüz diye düşünüyorum Kırkpınar'dan. En azından bir çeyrek finalde en kötü ihtimalle. Çok güzel yemiş yani. İki kulübün aynı kulübün pehlivanı Mustafa Taş, İsmail Balaban. Mustafa Taş bir gün önce Samsun'da Alaçam'dan geldi arkadaşlar. Biraz da yorgun geldi. Pek etkili olamadı bugün. Puanlamada da bayağı bir uzadı. En sonuna kaldı güreş. Mustafa Taş, İsmail Balaban'dan ayrıldı. Şurada çarpıştılar aslında. Yani kimse anlamadı. Burada diğer pehlivanlara çarptılar. Aslında vermeye de bilirlerdi burada puanı. Hatta bir ara üçüncü ihtarımı verdiler falan diye düşündüler. Çünkü İsmail, Mustafa Taş bayağı bir geri gitmişti. Mustafa Taş sonrasında bayağı bir itiraz etti ona. Ama sonuç olarak İsmail Balaban'a verdiler yenişi. Tek çift güreşti bu turda arkadaşlar. Yusuf Can Zeybek, Ertuğrul Dağdeviren çeyrek final öncesi. Yusuf Can Zeybek, Ertuğrul Dağdeviren'i puanlamada yeniyor. Mustafa Taş bu arada Osman Aynur'la çalışıyor diyebiliyorum. İsmail Balaban kendi ekibi. Diğer tarafta da Cengizhan ekibi. Asat 3'e bölünmüş diye bilgim var arkadaşlar bu arada. Burada İsmail Koç rakibini yeniyor.
Şahin Kurtlu sanırım. İsmail Balaban Yusuf Can Zeybi'yi avlıyor burada. Aynı kulübün pehlivanları. Şu an burada bacağı kurtarırım düşüncesiyle yani hızlı davranıyor. Çeyrek finalde. Ya bu mücadele çok iyiydi. Yani Doğan Özkaya çok iyi, çok uğraşmış. Hüseyin Gülşen'i bayağı bir zorlamış. Buna benzer bir güreşlerini daha hatırlıyorum. Ama artık son anda son hamleyi yapamamış. Dikkat edin Hüseyin Gümüşalan da gülüyor artık yani. Suat Donis Kaya'yla. Çünkü çok değişik güreş oluyor her zaman için Suat Donis Kaya'yla. Tanju Gemici arkadaşlar. Tanju Gemici burada Kürşat Korkmaz. Kürşat Korkmaz güzel bir iniş yapıyor. Kürşat da bu sene tüm mücadeleyle beraber ben de varım dedi. Bu sene bayağı bir değişik geçecek diye düşünüyorum. Tüm güreşlere özellikle böyle lig güreşleri çok güzel geçecek diye düşünüyorum. Bu kumluca onun sinyalini verdi. Çeyrek finalde Tanju da çok iyi mücadele etti. Bunu da puanlamada kaybetti ama Ali Gülüz'ü yenmek bile onun için büyük suç oldu yani. Kürşat Korkmaz El Kasnak'ta, Diyel Paça'da ve ayak uçu üç organını iyi koordine ederek güzel bir iniş yapıyor. Kürşat da bu sene çalışıyor diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi mücadele etti ya bu sene. Şey bu güreşte Kumluca'da. İsmail Balaban'a karşı da puanlamada kaybetti. Yarı finaldeyiz. Hüseyin Gümüşalan, İsmail Koç mücadelesi. Yani gerçekten her zaman ilerleyen dönemlerde çok sık göreceğimiz iki rakip olacak bunlar. İsmail Koç burada galibiyete çok yaklaştı ama Hüseyin Gümüşalan biraz önce Ali'de dediğim o eksik biraz da İsmail Koç'ta var. İsmail Koç yapı olarak var. Hayır, Hüseyin Gümüşalan atikliğiyle kurtarmış. Burada Hüseyin Gümüşalan Kırkpınar finalinde aynı Ali Gürbüz'ün yendiği gibi yenmiş İsmail Koç'u. Çok benzer pozisyonlar. Hüseyin Gümüşalan da bu senin en büyük favorilerden olduğunu gösterdi finale kalarak. Finalde de sakatlandı. Biraz önceki pozisyonda ayağını tutarak gitti. Orada biraz ayağında bir ağrı oldu diye düşünüyorum. Çok zorlayamadı İsmail Balaban'ı finalde. Genişten sonra ayağı çekti sanırım. Aynı pozisyon ya. İsmail Koç yine Ali Gürbüz'e de bu şekildeymiş. Aynı pozisyon. Kırkpınar finalinde hatırlayın. 2019'u sanırım. Aynı şekilde yenilmişti. Kazanıyor. İsmail Koç bunları izleyip analiz etmesi lazım. İsmail Balaban da Kürşat Korkmaz'ı bir ara gerginleşen maçta puanlamada artık galip geliyor. Kürşat da çok iyi bir hamle yapmış ama kurtulmak adına başaramamış. Şurada dönebilse kurtarmıştı. Finaldeyiz. İsmail Balaban, Hüseyin Gümüşalan finali. Hüseyin Gümüşalan dediğim gibi son pozisyonda biraz ayağı çekmişti. Onun devamında da bayağı bir denedi kendini. Yine dediğim gibi arkadaşlar burada sakatlanıp bırakırsan güreşi tam teyit edemedim ama 10 gün falan güreşemiyor musun gibi bir kural gelmiş herhalde. Ondan dolayı bakın burada zaten ayağını çekerek düştü. Ondan dolayı devam edip yenilmeyi tercih ediyorlar diye düşünüyorum pehlivanlar. Ya tabii finalde bırakmazdı yine de. Burada kas kanadıyla Hüseyin Gümüşalan hala bacağını tutuyor zaten.
İsmail Balaban da çok farkında olayım. Yani burada su yürüyüş alanında artık belli diye bir şekilde elini falan çözmüş zaten. Sonra tuttuğunda kas kanadına hazırlamış pozisyonu. Zorlayamamış artık yani, çok bırakacağı belliymiş. Dediğim gibi buna sebep olabilir. Tam teyit edemedim ama onun kule işemez kuralı gelmiş. Bence iyi bir kural. Ama tabii böyle bir sıkıntılar da olabilir. Bırakma gibi. Tamamladık arkadaşlar. Hafta içi bir güreş daha var. Salı ya da çarşamba olması lazım. Yine önümüzdeki hafta güreşler var. Manavgat güreşleri 20'sinde yaklaşıyor. Manavgat güreşlerine kadar yine antrenman alanında güreşler olacaktır. Ama Manavgat'ta çok ligin ilk güreşi olacağı için herkes hazır gelecek. Hatta özellikle Ali Gürbüz'ün hani işte Manavgat'ta ak koyun kara koyun ortaya çıkacak gibi bir söylemi var. Tam izleyemedim orayı ama oraya da herkes iddialı gelecek. Çünkü lig güreşleri önemli. 7 tane güreş var, lig güreşi. Artı en malı var. Bunların çoğalması çok iyi oldu. İnşallah devam eder böyle. Önümüzdeki senelerde sayısı da artacağını düşünüyorum. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.